Kadir. Çay mı içiyordun aşağıda? Bizimkiler gelmedi mi hala? Gelmediler. Keşke haber vermeseydik. Şimdi annem telaşlanmıştır. O kadar yol nasıl gelecekler? Zaten bir şeyim de yok. Aslında sen de gitsen eve. Kadir. Seninle bir şey konuşmam lazım. Ne oldu? Ameliyatta kötü bir şey mi oldu? Hayır, yok bir şey. Her şey iyi diyor doktor. Sende bir şey yok. Annemler mi? Kaza mı geçirmişler? Sus Kadir. Konu benimle ilgili. Senle mi? Ne oldu sana? Senle ve benle. Ben senden ayrılmaya karar verdim. Bu şaka mı? Şaka değil mi? Şaka falan değil. Yürümeyecek. Olmuyor. Kusura bakmayın böyle bir zamanda... Başlatma zamanını. Selin yüzüme bak. Ne oldu? Ne oldu? Doğruyu söyle. Doğrusu bu. Ben artık istemiyorum. İşimden dolayı değil mi? Peki tamam. Karakol polisine geçeceğim. Ya da trafik. Tamam söz veriyorum. İşin değil ki sorun. Ne o zaman? Ayrılmak istiyorum. Hepsi bu. Selin yüzüme bak. Seni seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Hayır. Ben sevmiyorum. Bitti artık. Selin! Selin! Suat Bey, bebeğin tahlil sonuçları. Evet, bakalım sonuçlar neymiş. Haklıymışsın. Bebek falloymuş. Doğuştan kalbi delik ve akciğerine giden damarları da dar. Bundan sonra bebeği yoğun bakımda takip edelim. Yarın ameliyathaneye hazırlayın. Arkamda durduğunuz için teşekkür ederim. Bu sadece bir seferlikti. Bir daha başka bölümlerden hasta çalmaya kalkar ve izinsiz aileleriyle görüşürsen affetmem. Sakin olun biraz. Sevgilimi görmeliyim. Sakin ol. Sakin onu görmeliyim. Anlıyorum sizi. Sevmiyorum dedi. Durup dururken benden ayrılmak istedi. Bir şeyler oluyor. Onu görmeliyim. Burada hiçbir şey yapmadan yatamam. Anlamıyor sakin musunuz? Olun. Daha yeni ameliyat olduğunuz, bir sürü hareketlerinizi sınırlandırmanız gerekiyor. Bizim izin vermediğimiz hiçbir şey yapamazsınız. Felç olabilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Hiçbir şey umurumda değil. Onsuz bir gün bile yaşayamam ben. Yarın yapılacak standart bir prosedürle kızınıza domuzdan aldığımız damarları naklederek kalbinde düzeltme yapacağız. Domuz mu? Siz ne dediğinizin farkında mısınız doktor? Dinimize göre domuz haramdır. Buna izin vermem. Ameliyatı kaçınılmaz. Beklersek durumu daha da kötüleşecek. Sus be kadın. Boşuna kendinizi yormayın. Son sözüm budur. Ameliyat olmayacak. Yüce Rabbim ne derse o olur.
Yavrum. Yavrum. Selin. Selin iyi misin yavrum? Bebeğin hasta olmadığına gerçekten inanıyordum. Biliyorum. Ama yine de sen uyardığında düşünüp ekoyu yaptırmalıydım. Biz asistanız. Genelde yanılırız. Söylediklerimiz doğru çıktığında insanlar şaşırır. O yüzden farklı davranman şaşırtıcı olurdu. Peki sen, yani asistan olarak? Hem de çok korkmuştum. Yalnız olmadığıma sevindim. Atak sırasında kontrol altında tutulmalısın. Başka bir doktora daha göstermek istiyoruz. Bakın, test sonuçlarını da alıp kime istiyorsanız gidebilirsiniz. Ama Selin atak sona erinceye kadar burada kalmalı. Kızıma bir şey olmasın doktor bey, tek isteğim bu. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Şimdi beni hastamla yalnız bırakır mısınız? Nişanlım peşinden gelmeye çalışırken neredeyse sakat kalıyordu. Şimdi iyi değil mi? Fiziksel olarak evet. Ama onun dışında iyi olduğunu söyleyemem. Onu hala çok sevdiğin ortada. Niye hem kendine hem de ona acı çektiriyorsun? Bu hastalıkla birlikte savaşabilirsiniz. Olmaz. Kendi mutluluğum için onu mutsuz edemem. Düşün bir kere. Hasta olan o olsaydı sen bırakıp gidebilir miydin? Anlamıyor musunuz? Bunu yapmak zorundayım. Benimle kalırsa zaten hep acı çekecek. Yanılıyorsun. MS olmasına rağmen birlikte mutlu olan birçok çift tanıyorum. Doğru karar vereceğine inanıyorum. Lütfen iyi düşün. Canım uyan. Kardeşlerini de uyandır. Size bir oda buldum, orada uyuyacaksınız. Tamam. Tamam. Hadi gel bakalım. Canım. Hadi kalk bakalım. Hadi tatlım kalk. Gel bir tane. Şimdi güzel güzel uyu. Kimseye de bir şey söylemeyin. Ben sabah gelip sizi alırım. Teşekkür ederiz. Yapmadan bebeğinizin ölümünü mü bekleyeceksiniz? Takdir-i ilahi. Eğer Allah böyle istediyse biz buna karşı çıkamayız. Allah yeni doğmuş bir bebeğin ölmesini istemez. Onu hayatta tutmak için elinizden geleni yapmanızı ister. Benim elimden bir şey gelmez. Kocam ne derse olur. Sen onun annesisin. 9 ay karnında taşıdın. Şimdi savaşmadan onu terk edemezsin.
Senin ne işin var burada? Bebeğinizin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Tövbe estağfurullah. Git başımdan beni günaha sokma. En büyük günahı siz işliyorsunuz. Göz göre göre çocuğu ölüme gönderiyorsunuz. Sen günahtan ne anlarsın? Git başımdan. Bir daha da karşıma çıkma. %100'e şarj edin. Şarj et. Kahretsin ya. Neyin var? Bugün tam 5 kişinin ölümünü izledim. Kendimi kesinlikle bir morg bekçisi gibi hissediyorum. Ne bekliyordun? En azından birkaç hayat kurtarmayı. İstatistiklerden haberin yok galiba. Acil çağrıların çoğu sen yanlarına vardığında çoktan hayata veda etmiş olurlar. Ne? Sen bunu biliyordun ve benim acili harika bir yer olarak düşünmeme göz mü yumdun yani? Evet. Neden? Çünkü insanlar zorlanarak gelişirler. Ben sana asla böyle bir şey yapmazdım. Elbette. Çünkü sen Hasan'sın, ben Zenan. Değişiklik yok. Size iyi bir şey söyleyemem. Söylemem gereken çok önemli bir şey var. Asistan olmaktan nefret ediyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Gerçek doktorlarla bizim aramızda görünmez bir çizgi var. Onlar orada hayat kurtarıyor. Biz burada önemsiz işlerle zaman harcıyoruz. Ben biraz önce önemli bir şey yaptım. MS hastası olan kız var ya, sevgilisine her şeyi anlattım. Niye böyle bir şey yaptın? Bence hata yapmışsın. Sence o kızın yaptığı doğruydu, öyle mi? Evet. Ben de aynını yapardım. Bencil ve zayıf insanlar ölürken sevdiklerini yanında ister. Sonra da onları hayatları boyunca unutamayacakları acılarla bırakıp giderler. Bence tam tersi. Sevdiğini biraz düşünüyorsan yanında kalmasına izin verirsin. Bence de. Yani ona da saygı duyman lazım, değil mi? Hepsi boş laf bunların. Ölmek üzere olan biri canı ne yapmak istiyorsa onu yapmalı. Görmek istemediğini söylüyor oğlum. Şimdi git istersen. Selin'le konuşmam lazım. Benden niye ayrılmak istediğini biliyorum. Kadir, şimdi kötü durumda. Sonra konuşursun. Selin! İkimiz birlikte olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok. Niye böyle olduğunu öğrendim. Hiçbir aslında umurumda değil. Ben sensiz yaşayamam. Yalvarırım, bize bunu yapma. Sonrası ben de senin için daha iyi. Hayatının sonuna kadar yürüyemeyebilir. Konuşamayabilir. Daha gençsin. Hayatına yeniden başlarsın. Hayatıma yeniden başlamak istemiyorum. Selin! Olacağım. Aç kapıyı lütfen. Hadi gidip şu işi bitirelim.
Seninle hemen konuşmalıyız. Niye? Bunu yaptığına inanamıyorum. Neyi? Senin yüzünden Selin hastaneyi terk ediyor. Tedavisi yarım kalacak. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Yani sizin yapamadığınızı. Senden kim yardım istedi ki? Ama... Herkes bizim doğrularımızda yaşamak zorunda değil. Hastalarımızın kararlarına saygı duymalıyız. Bunu öğren. Geç kız. Selin! Yalvarırım Selin. Sen benim hayatımsın. Hangi hayattan bahsediyorsun? Tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat için mi kendini feda edeceksin? Herkes tekerlekli sandalyeye mahkum olabilir. Ameliyat kötü geçseydi ben de buna mahkum kalabilirdim. O zaman sen beni bırakacak mıydın? Kadir, bu benim dersim. Senin değil. Ben bununla yaşamak zorundayım. Sen değilsin. Allah beni bununla sınıyor. Benim de dersim olmadığını nereden biliyorsun? Belki Allah beni de seninle yaşamakla sınıyor. Şimdi durumu eşitleyeceğim. Her hasta için bu kadar üzülürsen doktorluk yapamazsın. Evet. Ama bu bebeği kurtarabileceğimi biliyorum. Sadece doğru yolu bulmam lazım. Baban da yenilgiyi asla kabul etmezdi. Ben bulamamış olabilirim. Ama siz kesinlikle bir yol bulursunuz. Eğer aileyle bir kez konuşursanız... Ben hastaların isteklerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışırım. Onların kararlarını etkilemek için değil. Lütfen. Birileri o aileyle konuşmalı. Kurallar var Ela. Hastanenin kurallarına ben uymazsam başkalarının uymasını bekleyemem, değil mi? Ama benden daha ikna edici birini tanıyorum. Belki o sana yardım edebilir. Polis hastanesi. Yeniden ameliyat etmek zorunda kaldık ama şu anda problem yok. Ucuz kurtuldu. En azından kızı ikna etmeyi başarmış. Evet. Teklifin hala geçerliyse işim saat 9'da bitiyor. İstersen bir şeyler içebiliriz. İsterdim ama işim var. Yarın akşama ne dersin? Haldun Bey şeflik için ikimize birden söz vermiş. Ama sen zaten bunu biliyordun. Hak eden olur. Büyütülecek bir şey yok. Haklısın.
Bundan sonra sadece rakibiz. Bütün din alimleri hastalığı da açlık ve susuzluk gibi haramı mübah kılan bir zaruret saymışlardır. Tıpkı senin de içinde bulunduğun durum gibi. Ama efendim domuz... Sözlerimi iyi dinle. Başka yoldan tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda haram ilaç ve madde kullanmak caizdir. Karnınız doydu değil mi? Kahvaltı güzel miydi? Teşekkür ederiz Kader abla. Sen de yedin mi yemeğini? Bak bir iki gün koşma. Bir de ilacını verdiklerinde mutlaka yutacaksın, tamam mı? Tamam. Kader abla ben dikkat ederim. Sen yaz ilaçları, ben mahalledeki eczaneden alırım. Hangi parayla alacaksın Özlem? Kazanırım ben. Satıyorum işte bir şeyler. Özlem. Bak. Kader. Heh, İsmail amca. Canım. Hoş geldin. Sen arayınca hemen geldim kızım. Bu güzeller mi? Ne oluyor Kader abla? Özlem. İsmail amca benim babam gibidir. Benim kaldığım yetiştirme yurdunun müdürü. Sizi çocuk esirgeme kurumuna götürecek. Bizi ayırmayacağına söz vermiştin. Sana güvenmiştim. Yalancısın. Ben kardeşlerimden ayrılamam. Şşş. Bak, başlangıçta ayrı yurtlara verilseniz bile İsmail amca sonra sizi kendi yurdunda toplamaya çalışacak. Söz. Bize söz verme bir daha. Yalancısın sen. Özlemciğim, oralarda size çok iyi bakacaklar. Tıpkı bana baktıkları gibi. Bak bana. Doktor olmak istemez misin? Ben kardeşlerimle olmak istiyorum. Zaten olamayacaksın Özlem. Bu karda kışta o evde ölürsünüz. Kardeşlerinin ölmesini ister misin? Senden uzakta olacaklar ama en azından yaşayacaklar. Hayatta kalmalarına izin ver. Kardeşlerim hasta olursa sen bakacaksın ama söz ver. Söz veriyorum. Sana da kardeşlerine de ben bakacağım. Belki de bebeğim. Benim görevim. Allah sizden razı olsun. Rica ederim lütfen. Çok misafirin oluyor mu? Hayır, sadece bir erkek arkadaşım var. Aslında nişanlı gibiyiz. 3 yıldır sürüyor. Olmaz. Eve gidip gelen bir erkek arkadaş istemem. Pek gidip gelmez aslında. O zaman nişanlı gibi değilsiniz demektir. Kaç insana sarıldım hatırlamıyorum bile ya. Önüne gelene sarılıp öpersen sevdiğin insanlarla yabancıların ne farkı oluyor? Yabancı ya da değil. Bence çekici bir kadını öpmek her zaman güzeldir. Sesini versene Hasan. Genç bir adam ve sevdiği adamı korumak için aşkından vazgeçen genç çocuklar, bir kadın hakkında. Bakın bizimkiler çıktı televizyona. Kadir Bey yaptığınızdan pişman mısınız? Asla değilim. Onu her şeyden çok seviyorum. Bravo ya. Helal.
Oo, demek hepiniz buradasınız ha? Ne o? Doktor olmaktan vaz mı geçtiniz yoksa? Evet sayın seyirciler, aşkınız için neleri imzalarsınız? Ay bayılırım mutlu sonlara. Benzet. Yak. Aspre et. Yak. Ela Hanım, siz de ameliyata katılacaksınız. İstemiyorsan başka tabii. Ameliyat boyunca ekartmanı sen yapacaksın. Tümörünüz iyi huylu. Eve gidebilirsiniz. Oh, teşekkür ederim. Allah şükürler olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başkalarını dışarıda tutmaz. Sizi içeri hapseder. Sen kazandın. Eve taşınabilirsin. Gerçekten mi? Pişman olmayacaksın. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ela, gerçekten pişman olmayacaksın. Çok teşekkür ederim sana. Sana demedim Hasan. Babamın durumu nasıl? Peki, teşekkür ederim. Yarın mutlaka uğrayacağım. Önemli bir randevu. Evet. Onu bu kadar özel yapan mı? Babam olmasın. Bir gün onunla tanışmayı çok isterim. Bazı sınırları aşmaksa hiç kolay değildir. Sadece olduğun yerde beklemek bile yetecekken arkana bakmadan kaçarsın. Ama onun senin peşinden gelmesini ümit ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilir.